Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz otağımıza. Eyvallah Ertuğrul Bey. Nasılsınız yiğitler? İyi misiniz? Eyvallah. 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 Bizlere bu akşam hangi kısadan nasihat edeceksiniz efendim? Fütuhat ehline müjdelenen fetihler bir bir gerçekleşecektir. Allah'ın vaadi yakındır. Cihan fetih sancısının eşiğindedir. Beklediğimiz kutlu fetih Irak değildir. Allah'ın Habibi, Efendimiz, doğup büyüdüğü, çok sevdiği Mekke'den sürgün edilmişti. Bir gece yarısı, gözyaşları içinde baba yurdu Mekke'den kaçarak çıkan Habibullah, Allah'ın kendisine müjdelediği fetihle hicretin 8. yılında Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak geri döndü. Efendimiz iki kişi olarak çıktıkları Mekke'ye 10.000 kişilik ordusuyla geri dönmüştü. Ancak mağrur bir fatih gibi değil, mütevazı bir halde. Başı secde eder gibi devenin boynuna yapışmış, şükrederek gidiyordu. Allah Resulü bu büyük fethi kendisinden bilmedi. Mütevazı bir halle Mekke'nin sokaklarında ilerleyerek şükretti. Emir buyurdu ki, Ebu Süfyan'ın evine giren güvendedir. Silahını bırakıp evine giren emniyettedir. Kabe'ye sığınan güvendedir. Mekke, rahmet insanının ahlakıyla bir kez daha fethedildi. Kan dökmeden Mekke alınmış, af bayramı ilan edilmişti. Efendimiz, çok sevdiği amcasını öldüren Vahşi'yi, Ebu Süfyan'ın eşi Hind'i ve kendisine kötülük yapan bütün düşmanlarını affettiğini söyledi. O, bu yaptıklarıyla kazanmanın ve muzaffer olmanın ahlakını herkese gösterdi. Fetih ehline yakışan, onu rehber edinmekti. Peki neden düşmanlarını öldürmedi? Evlat, o öldürmek için değil, yaşatmak için gönderildi. O Rahman, Rahim, Gafur ve Halim olan Allah'ın kulu ve elçisidir evlat. Eyvallah.